Sevgili izleyiciler, ikinci sayfadan günaydın. İlk haberimiz sıcak gelişmelerle dolu ve Demet'in biraz evvel çalan şarkısındakinin ötesinde, kalp kırmanın ötesinde, artık ne diyeyim Gülşen, kepazelik diyebilir miyim? Yani rezillik, çok daha fenası. Rezillik de diyebilirsin. Her saniyesi sıcak gelişme bu haberin. Sana şöyle söyleyeyim, Demet'in şarkısındaki söz ne kadar naif. Daha naif kalıyor. Kalbini mi kırdım, affedersin. Yok, yüzünü şimdi bile görmek istemiyorum. Tamam, bunlar çok masum kibar, kalmış. Kibar, keşke bütün ayrılıklar böyle olsa. Ayrılıyoruz, kalbini mi kırdım, özür dilerim, affedersin. Ya da affedersin. Hatta bir ara küs kalalım, hiç karşıma çıkma falan. Hani biz diyorduk ya, davette gördü, selam vermedi, arkasını döndü falan. Bunlar da meğerse çok masumane tepkiler haline geldi. Şimdiki haberin yanında. Bugün ikinci sayfaya bir üçüncü sayfa haberiyle başlıyoruz. Evet, resmen öyle. Çünkü bu haber artık magazin sayfalarını bence aştı. Üçüncü sayfalık bir haber haline geldi. Haberin kahramanı sunucu Okan Karacan ve iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik yaşadığı, 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu. Okan Karacan can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım çağrısında bulunan ve uzaklaştırma kararı alan, bakın burası önemli, uzaklaştırma kararı alan eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun kapısına dayandı. Zeynep, daha önce hayati tehlikem var, can güvenliğim risk altında dedi. Eski eşi Okan Karacan'la ilgili uzaklaştırma kararı aldı. Ancak bu karara rağmen Okan Karacan eski eşinin kapısına dayandı. Daha önce de iş yerini basmıştı. Evet. Dakikalarca çaldığı kapıyı küçük kızı açtı. Bu sırada Zeynep'in ailesi büyük panik yaşadı ve kapıyı hızla kapattılar. Eski eşine ulaşabilmek için, burası da çok önemli, 60 tane telefon hattı almış. Neden? Bu artık. Çünkü Zeynep görüşmek istemiyor, konuşmak istemiyor. Ayrıca bu da yasak, çünkü uzaklaştırma kararı var. Sen onu arayamazsın, sen onu rahatsız edemezsin. Hayır, yasak da tanımıyor, engel de tanımıyor. Eski eşi engel bastıkça o ısrarla yeni telefon alarak rahatsızlık vermeye devam ediyor. Peki savcılıkta alınan uzaklaştırma kararı sonrası, ama tabii sahte kimlikle falan gibi bile alınır. Gidip bir insan uzaklaştırma kararını çıkartan kişiye habire telefon attı, alıp ya, satılmama durumu yok mu öyle yok durumlarda? Öyle bir şey. Teknik bir şey yok. Hayır. Başkasını aldırtır tabii, ne olacak yani? Ve Okan bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti, izleyelim. Evet, Okan Karacan'ın önce iş yerini bastığı, tehditler savurduğu, uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği, kapıyı zorla açtırdığı eski eşi ve hala Okan ona Karacan soyadıyla evet sesleniyor. Eski eş Zeynep Kadıoğlu ailesiyle, iki çocuğuyla, çalıştığı iş yeriyle hayatını devam ettirmeye, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor ama korkunç bir tehdit altında tabii. Evet. Zeynep de telefon attığımızda şu an son günlerde yaşadıklarını bize anlatacak. Zeynep, sesini dışarı alıyoruz. Evet. Zeynep, çok geçmiş olsun öncelikle. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Biz dünkü yayınımızda dedik ki biz Okan'ı hiç böyle tanımıyorduk dedik, ama sana şunu soralım. Hep mi böyleydi? Bütün evlilik süresince mi böyleydi? Yani evlilik süresince böyle olsa zaten ben devam ettiremezdim. Hı hı. Evet. Hani o zaman benim de onun gibi olmam gerekiyordu. Ya ben çok üzgünüm. Hı hı. Hani söyleyecek artık söz, kelime bulamıyorum. Ondan sonra hani adalete güveniyorum ama 2 hafta oldu. Yani kafam karıştı. Ondan sonra ve can güvenliğimiz yok yani şu anda. Evet. Hani ve problem şu, yani problemi ben de değilim. Hı. Herkese saldırıyor zaten. Instagram'ına bakarsanız kendi yapıyor yorumları. Evet. Yani bizim bir şey dememize gerek yok ki. Kendi kendine diyor zaten her şeyi. Evet. Çok üzücü. Evet. Çok üzücü. Yani çocuklarım için hele çok üzücü. Çocuklarında. Peki çocukların bir şekilde okula gidiyor. Sen işine gidiyorsun. Evinde kaldığın ablan normal hayatına devam etmeye çalışıyor. Onların can güvenliği ne nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, okullar tatil olduğu için bu hafta okula gitmediler. Evet. Ondan sonra yani korkudan şehir dışına
gittik zaten. Evet. Ablamlar güvenlik koruma tuttular. Evet. Ondan sonra ama böyle de yaşanmaz ki. Evet. Ya böyle bir hayat da geçmez. Evet. Yani çok kötü. Evet. Çocukların İki zamanlar hiç Okan böyle değildi. Gayet evet. iyiydi biz boşandığımızda. Ne oldu da bu hale geldi yani? Ne oldu kendi peki? Kendi de istiyordu boşanmak. Ya anlatabiliyor muyum? Kendi de boşanmak istiyordu zaten. Kimse ona zorla boşandırmaz. Zaten o zaman siz de biliyorsunuz anlaşmalı olmaz, çekişmeli olur. Biz anlaşmalı boşandık kendisiyle. Peki tam boşanma nedeniniz neydi? Senin tarafından neydi? Ya anlaşamamak. Ondan sonra dediğim gibi aldatma vardı. Başka şeyler vardı. Ama yani artık farklı bir boyuta geçtik. Ne oldu da geçtiniz Zeynep? İnan hiç bilmiyorum. Çünkü karşımdaki bence Okan değil yani. Yani siz de az çok tanıyorsunuz. Evet, bence evet, o değil evet. şu anda. Evet değil. Ve çok yazık. Evet, yani annesiyle görüntülerine bile üzüldüm. Annesine üzüldüm. Kadına da neler yapıyor evin içinde. Vallahi çok yazık. Yani çok yazık. Evet. Benim anneme, ablama, etrafımdaki yani şu an derdi ben değilim zaten. Evet, derdi. Şu an derdi herkes. Ama daha çok sende odaklanıyor tabii ki. Tabii. Peki, ama derdi herkes. Zeynep dışarıya çıkarken bir can korkusu falan yaşamıyor musun? Kapıdan çıkarken, işine girerken, işte arkadaşlarınla çalışırken. Yanımda birileri var. 5-6 kişiyleyim hep. Evet. Çok kötü bir şey yani. Çok uyuyamıyorsun ölüm. Psikolojim bitti. Evet. Birileri de işte sizin paylaşımı yapmışsınız altında işte yorumlar yapıyor. İşte ama çocuğu göstermiyorsun falan. Ya Allah aşkına kim çocuğu gösterir ki? Ayrıca o gün onun gösterilecek günü değil. Evet. Haftada bir gün onunla 4 arası alıyor. Evet. Ve o da kapıma gelip alamıyor ki. Zeynep yani, şu durumda da zaten Okan'ın çektiği yani kendi halini de paylaşıyor felaket halini. Böyle bir durumda hangi anne al çocuklarımı evet, gezdir, evet. dolaştır beraber falan kim diyebilir yani hani durum ortada. Zeynep uzaklaştırma kararı var. Bu karara evet. rağmen bu adam sana ulaşabilmek için hat alıyor, telefon hattı alıyor, sürekli seni arıyor, sürekli rahatsızlık veriyor. Evet. Artık bununla kalmıyor, iş yerine geliyor, orada olay çıkarıyor. Bu da yetmiyor, çocuklarınla beraber yaşadığın eve geliyor ve kapıyı dakikalarca çalıyor. O görüntüleri bir getirelim. Çünkü bir şey dikkatimi çekti ve ekstra içimi cız ettirdi. Kapı kapalı, bir de bir demir kapıyla kapatmışsınız. Evet. Kırma ihtimaline karşı. Zeynep orada mısın? Buradayım. O demir kapıyı... Yok, o demir kapı zaten hep vardı. İyi ki varmış hep yani. Hep demir kapı vardı ve ben şey diyorum, iyi ki varmış. Yani. Evet, evet, kesinlikle. Peki kapıya dayandığında ablan değil mi görüntüdeki kişi? Ablanla annem ya, çünkü çocuklar ağlıyor. Yani çocukların ağlama nedeni şu değil, babayı görmek istiyoruz diye ağlamıyorlar. Korkuyorlar. Ne olur artık zile basma, korkuyoruz. Evet. Zaten çocuk diyor orada. Yani hani orada yanlış anlaşılma var, anlatabiliyorum değil mi? Evet, hani evet. kapıyı babamı özledim diye demiyor, korkuyorum artık diyor. Evet. Yani benim oğlum diyor ki babamın davranışlarından korkuyorum çünkü babamın davranışları değişti diyor. Bu çok acı bir şey. Çok acı bir şey, evet. Çocuğun psikolojisi de alt üst olmuştur, özellikle oğlanın. Yani hani ben onlara bir şeyleri yansıtmamaya çalışıyorum. Ama hisseder. Ama böyle bir durumda ne kadar evet. yansıtmasan da. Yani hani çok üzücü ve bu sefer her şeyin yükü bende oluyor. Evet, sen de yıpranıyorsun çok feci şekilde. Zeynep çocuktan nasıl gizleyebilirsin ki? Baba kapıya dayanıyor. Çocuk demir parmaklıkların arkasından babayla diyalog kuruyor. Onu bile, o manzarayı bile unutamaz ki çocuk. Evet. Ve babanın. Ertesi gün sabaha karşı 5:30'da geldiğinde, zile çaldığında biz bütün kapıları kapattık ki çocuklar uyanmasın. Peki apartmanın elektriğini kesmeye çalıştığı falan, bunlar doğru mu? Apartmana zarar vermeye çalıştığı. Evet, zaten ilk geldiğinde benim elektriğimi kesiyor, suyumu kesiyor. Yani yaşanmaz hani hale getirdim. Bilemiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Zeynep, hani bunlar bence normal davranışlar değil. Hayır, Zeynep psikolojik tedavi alıyor muydu? Psikiyatrik tedavi ya da alması yolunda hani savcının ya da... Bence alınması lazım. Evet. Kesinlikle. Bu artık o boyuta geçmiş bir hal çünkü. Evet, evet, çok acı. Evet.
Çok acı ve çok üzgünüm. Yani sadece çok üzgünüm ve korkuyorum ve çok üzgünüm. Evet, yani uzaklaştırma kararları sonrası kapıya dayanan bir eski eş ve eşini tehdit eden, elini kolunu sallaya geliyor. Ve bu anları da hani gizli saklı da yapmıyor. Cep telefonuyla an be an görüntülüyor. Bunları paylaşıyor, yayınlıyor. Artık bunun yasağı ihlal ettiğine dair bir belgeye, bir kanıta ihtiyaç var mı? Her şey milyonların gözü önünde yaşanıyor ve bu adama dur diyemiyorlar. Evet. Ya senin başına bir şey gelse, Allah korusun. Yani zaten biz şey diyoruz, güvenliğiniz için biz içeri girelim, o dışarıda kalsın. Daha iyi olur yani. Korkunç. Daha güvenli olacağız çünkü öyle bir durumda. Korkunç bir halde. Evet. Sizler yetişkin insanlarsınız, Allah korusun, canınıza bir şey olma tehlikesi söz konusu değilse bile evlatların ileride hatırlama ya da ergenliğe geçtiklerinde bu travmayı hatırlayıp yaşama riski var. İşte evet. Gerçekten çok seven bir babaysa, düşkün bir babaysa zaten bunları yapmazdı. Aynen öyle. Peki aynen Zeynep. Aynen öyle yani. Çok teşekkür ediyorum. Biz geçmiş olsun yani, Zeynep'ciğim. Geçmiş olsun demekten başka bir çaremiz. Her zaman da neye ihtiyacın olursa biliyorsunuz zaten. Zeynep. Her zaman arkandayız. Çok sağ olun. Evet, teşekkür. Evet, bu arada taraflara her zaman cevap hakkı doğuyor. Okan Karacan da dilerse yayınımıza bağlanabilir ya da açıklama yaparsa burada paylaşabiliriz. Ama Okan inşallah kendi durumu için tedavi olacağım, düzeleceğim şeklinde bir açıklama yapar. İnşallah. Bu artık kızgınlık ve öfkenin ötesinde sağlıklı bir görüntü yok ki. Başka bir noktaya varmış yani.